Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri In Street'in sunduğu Benim Hikayem başlıyor. Herkese merhabalar, Duygu Atakan'la Benim Hikayem podcast'ine hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Şimdi hattımda gerçekten çok sevdiğim, uzun zamandır tanıdığım, inanılmaz hanımefendi, kibar, hiçbir özel günü kaçırmayan, çok sevdiğim, dostum diyebileceğim, en zor zamanımda arayan insanlardan birisi var. Pınar Soykan, hoş geldin Pınar'cığım. Ya Duygu, ne güzel, ne güzel söylüyorsun. Yerim ben seni. Hoş öyle bulduk. Öyle. Nasılsın? Keyfin yerinde mi hayatım? Neler yapıyorsun? Canım iyi, iyi. Şükürler olsun. Bol bol şarkı yapıyorum. Evet, biliyorum, görüyorum arda arda. Bol bol üretiyorum. Evet, biraz sen de evet. Bu şeye mi takıldın acaba? Dijitalde sürekli şarkı çıkarmam gerekiyor kafası yaşıyor musun artık Pınar? Eskiden böyle değildi. Vallahi ya. Vallahi yaşıyorum Duygu. Gerçekten yaşıyorum. Yaşamam gerekiyor. Ne kadar da bir ay çıkarıyorsun şu anda? Gerekiyor. 2 ayı bulmadı herhalde. Buldun mu? 1,5 ay falan oluyor. Doğru galiba. Söylüyorsun. Hı-hı. Evet evet, 1,5 bile olmamıştır belki. Yani bu dijitalle alakalı bir şey mi, yoksa şarkıyı buldum çıkarıyorum mu diyorsun Pınar? Şöyle bir şey, bu dijitalle alakalı, evet. Hı-hı. Hani ilk önce dijitale servis ettik, daha Hı-hı. sonra da işte radyolara önce gönderilecek. Evet. Eskiden ilk önce radyolara gönderilirdi. Evet radyolar. Öyleydi. Radyolar kendi aralarında yarışırdı, ilk biz çalalım ilk biz çalalım diye. Şimdi dijital. Sorma. Nerelerden sorma, nerelere sorma. Geldi ya, yemin ediyorum. Vallahi ya. Bundan memnun musun peki? Yani radyolarda zorlandın mı başlangıçta? Onu sorayım ben sana Pınar. Çünkü şimdi bizi burada dinleyecek olan, podcast'te dinleyecek olan birçok insan belki de bu konuşmayı ilk kez dinleyecek. Seni belki de yeni tanıyor olacak. Zorlandın mı? Nasıl evet. başladın? Müziğe nasıl girdin? Önce oradan biraz girelim, ardından devam edelim, olur mu? Ya şöyle bir şey. Aslında müziğe eşim beni yönlendirdi diyebilirim. Hı-hı. Hani hiç aklımda yokken, hani Hı-hı. hep zaten hani şarkı söylerdim ama hani eşim dedi albüm yapalım mı sana dedi. Hı-hı. Evlilik hediyesi oldu. Onunla, evet evet. Onunla bir onunla birlikte başladım. Onunla birlikte devam ediyorum. Benden Hı-hı. çok koşturuyor. Aslında ilk başta tabii ki radyo şarkısı olarak başladık ama Hı-hı. zaman bizi bu tarafa doğru itmeye başladı ama ben tabii ki yine de radyocuyum. Onu Hı-hı. söylemek istiyorum. Evet, sende öyle bir şey var değil mi? Evet. Yani hani radyo önemli çünkü. Arabana biniyorsun. Ne doğru. bileyim işte evinde. Hani her zaman radyo, hani ne bileyim işte şöyle şarkı çalmazken, konuşurken bile. Evet, hani, doğru. O da başka. Ne bileyim, farklı ya radyo. Seviyorsun. Yanındaymış sen gibi en azından. Aynen, evet, bir evet, dost evet. gibi böyle yani. İstediğin zaman istediğin şarkı da çalmıyor öyle. Yani. Bir de böyle şaşırırsın. Yani değil mi? Şarkı çıksın falan. Şarkı tutuyordun mesela evet. önceden. Biz yaşlandık şarkı mı, ne yaptık oldu. Ya? Aa, ne oluyor? Hatırlıyor musun eskiden? Asla. Sen yaptın mı hiç bilmiyorum da, gerçi Orçun duymasın. Yapmadım de, yaptıysan da bir şey yapardık. Tamam. Ya ben yaptım yani. Bir tane çok aşık olduğum bir çocuk vardı. Bir tane şarkı vardı Zafer Peker'in. Anlamazsın, anlayan halden anlarsın. Sen ne sorarsın, hainsin falan. Çocuğu açıp onu dinletiyordum. Ya ay, bilmem, ben de olmamış. Aa, yok yok. Yok yok, yapmamışsın. Evet. Yine. Peki bir şey soracağım. Son dönemlerde geçtiğimiz günlerde aylarda daha doğrusu, sen bütün mirasını köpeğine bırakacağını açıklamışsın. Böyle ah, bir Allah'ım gene geldik. Aşkım ben seninle bunu hiç konuşmadım, biliyorsun yani. Evet sonra, evet şu evet, an konuşurken evet. aklıma geldi. Çok magazinsel şeyleri tamam. sevmiyorum. Tutup bundan başlık zaten çıkarmayacağım, biliyorsun. Hiç öyle bir tavrım tarzım da yok. Yok 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 yok. Seninle ilgili hiçbir sıkıntım olmaz. Sağ ol aşkım, teşekkür ederim. Ve hani şey, bu bayağı bir infial yarattı insanlarda. Yani nasıl yani ya, köpeğine evet. bırakıyor falan hani. Böyle bir şey zaten yani mümkün ana haberlere değil ki. Düştüm. Aa, şaka mı? Ya aa, tabii aa, kaç kişi aradı, ne aa, olur konuşalım. Onlar için çok farklı geldi. Doğru. Güzel bir haber olduğunu Hı-hı. söylediler. Hı-hı. Çünkü artık hep cinayetler işte Doğru. onlar bunlar dediler Hı-hı. ki yani işte hayvanlara eziyetler. Hani Hı-hı. bu çok başka bir şey dediler. Hı-hı. Ama bu yanlış anlaşıldı. Hı-hı. AVM'de gezerken işte basından arkadaşlar böyle konuşurken falan, şarkı falan filan. Sonra işte dediler ki işte yurt dışında böyle bir durum var. Kedisine bırakmış, iki Hı-hı. tane kedisine bırakıyor. Bütün varlığı ama kedi. Böyle bir şey yok hani yani
O peki kadar bundan fazla. Şeyin haberi var mı kedinin? Evet. Değil mi? Yani bir de öyle bir şey var ama bu kedinin dadısı var. İşte ayrı tuvalete çıkaranı var. O su var. Hani o kadar değişik bir şey. Sizde böyle bir şey olsa, hani ben zaten hayvanı, ya o benim artık canım yani. Hani hayvan bile biliyorum diyemiyorsun aşkım, da haycan diyoruz biz onlara. Ondan sonra öyle bir şey olursa ne yaparsınız dediler. Ben de dedim ki öyle bir şey olsa, hani öyle bir imkan olsa ben de yapmak isterdim. Ha, bir soru olsaydım. Üzerine söyledin sen evet, bunu. Evet. Ben onun üstüne ya. Söyledim. Yani işte bir tane daha hatta böyle bir örnek var. Dijital platformda. Ondan sonra onu izledim falan. Üf dedim yani, bir bunları görseniz ondan sonra. Ama Instagram durmuyor. Allah'ım yarabbim, telefon durmuyor. Çünkü normal yani, bir şey gibi gelmiyor ya insanlara. Bu kadın ne evet, diyor falan diyorlar. Evet, ne yapacağımı şaşırdım. Beni de evlatlık al. Ben senin köpeğin olayım. İnsan köpeğin olayım falan diyor. Dedim ne oluyoruz ya? Vay arkadaş. Yani üzüldüm bir yandan da. Evet doğru. Ondan sonra laf atanlar oldu ama ben tabii kimseye bir şey söylemedim. Gerek yok yani. Ben çünkü öyle bir şey için söylemedim. Yani o can Allah'ın sessiz bir kulu ve ben ona bakmak istiyorum ve bakıyorum. İlk defa zaten hani böyle bir hayvanım oluyor. Daha önce hiç bakmamıştım. Çok farklı bir şey olan anlar. Evet. O yüzden kimi bu haberi sevdi, kimisi sevmedi ama kötü bir haber değil en azından yani. Yok tabii canım, kötü bir sokakta, şeyle çıkmadı. Sokaktaki hayvanlara da yardım etmeye çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Böyle. Yani evet, olay oldu o dönem bayağı. Ben de ben şey bilmiyorum evet. Tabii sonuçta bir soru üzerine senin bu cümleyi tabii kurduğunu ki bilmediğim için tabii magazinciler çok fena. Yani nereden ne çıkaracaklar? Ayşe onu kesip vallahi, hani kesip koyduğu için orada bir sürü şey sordu. İşte Yıldız Silbe'yi sordu, şarkıları sordu onu falan filan. Sonra direkt oraya işte Pınar Soykan mirasını mirası mı derken bir tane evimiz var dedim. Olursa dedim hani onu bırakırız dedim. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Peki şimdi son onu dönemlerde ben, Yıldız Tilbe ile dostun biraz daha sanki perçinlendi gibi evet görünüyor dışarıdan. Doğru. Onun doğru bir cover'ı gibi bir şey gelir mi Pınar? Yani onun eskilerden. Zaten çok okudum. Hani sağ olsun hiçbir şarkısını esirgemiyor. Al hayatım hangisini istersen oku diyor. Şu an öyle bir şey yok ama hani olabilir. Ne yapacağım? Tam belli öyle bir olmaz durumumuz diyorsun, yok. Anlaşıldı. Evet, alışveriş arkadaşım şu an. Çok iyi ya. Şimdi yerine iyi bir çalmak istiyorum ben. Sonra tamam, onun üzerine konuşalım, tamam, devam edeceğiz, tamam mı? Tamam. Hadi canım. Bakalım. Tamam, tamam. Geceni gündüze kat, ne fayda sonuna. Çok derindi. Yerine kimseleri
Evet, Pınar Soykan Yeri Neydi dedikten sonra biraz şarkıdan bahsedelim. Kimlerle çalıştın? Ben çok seviyorum kimlerle çalıştığını sormaya sanatçıları. Çünkü o müzisyenlerin de isminin anılması gerektiğini düşünüyorum. Evet, nasıl çalıştın, nasıl karar verdin şarkıya? Hepsi değerli. Aslında bu şarkı 2 sene önce geldi bana. Ha bugün ha yarın derken anca bu zaman oldu. Aa. Kısmeti bu zamanmış, öyle diyelim. Ramazan Kızılpınar söz müzik. Beste hem Ramazan Kızılpınar hem de Esat Fidan yaptı. Çok keyifli oldu, çok güzel oldu. Sesime çok yakıştığını söylüyorlar. Yani güzel de gidiyor şu an dijital ortamda. Şeydeki farklı şeyler var, mecralar. Hani oralarda bayağı söyleyebilirsin adını. Çünkü. Yani Spotify falan, rahat ol aşkım. TikTok. Tamam. Evet, podcast TikTok'da. Bu küfür bile edebilirsin. Rahat ol aşkım. Ay ne bileyim, alışmışız hep böyle kese kese söylemeye. O yüzden TikTok'ta bayağı güzel videolar çekiliyor. 15 bini falan buldu. Böyle güzel gidiyor yani. Süper. Peki bundan sonraki plan ne? Yani şimdi şarkı çıkar. Evet, çok yeni. Evet. Ben de hiç sevmem hani şarkı. Ne zaman bir de şey vardır ya, böyle konuk alırdım mesela sana. Abi yeni şarkı ne zaman diye sorarlardır radyoda. Ya evet ya evet. Kanka, yeni ama çıktı. O şeye geldik Duygu ya. Hakikaten öyle. Dün akşam gittim şarkı okudum mesela. Şaka. Hani ciddiyim yani, okudum çünkü o kadar çabuk tüketiliyor ki. Hani o yüzden de vermek zorundasın yani. Üretiyorsan vereceksin, vereceksin ki karşılığını alasın. Mecburuz yani bunu yapmaya. Biraz evet, biraz şöyle bir durum var gerçekten. Hani bu sosyal mecralar, yani daha doğrusu aslında Spotify, Apple gibi müzik platformları sürekli bir şey istiyor sizden. Üretim istiyor. Algoritman artsın diye. İstiyor. Parasını da verseler ya böyle. Tamam, istiyor da. Canım evet, değil mi? Ne kadar güzel bir şey değindin. İstiyorsunuz kardeşim şunun %30'unu. Ayrımcılık yapılıyor mu? Bence yapılıyor. Kime yapılıyor? İsim verme ama sence hangi yönü doğru yapılıyor? Rapçiler olarak söylüyorum şu an. Biraz ön plana çıkarılıyorlar diyorsun. Ön plana çıkarılıyor. Daha sonra trapçiler falan filan. Sonra size sıra gelirse inşallah. Kaçırılmayacak fırsatlarla dünyaca ünlü global markaların binlerce çeşit sneaker ve spor giyim ürünlerini InStreet mağazalarında keşfetmeye hazır mısın? InStreet'le tarzını yansıt. Şimdi geçtiğimiz günlerde de konuşuyorduk. Biz bu işte, tabii ki ben rap dinliyorum yani. Çok sevdiğim isimler var içerisinde ama gerçekten çok berbat. Ben de dinliyorum. Rezalet işler de var. Kimse kusura bakmasın. Kesinlikle. Bu ne ya falan deyip böyle. Böyle şarkılar yani, var yani. Geçen ay Dilge işte bir açıklama yapmış. Arkadaşlar hani ehliyetsiz araba kullanmak hani doğru bir şey değil. Ya yani, ne kadar doğru. O kadar doğru söylüyor ki aslında. Hani rap böyle ilk çıktığı zamanlarda, tabii şimdi pop biraz geriledikten sonra herkes diyor ki nasıl olacak, dedim ki yani bu bir devinim sonuçta. Pop, evet şimdi buna kızacak bir sürü insan, bir ana akım bir müzik tarzından bahsediyoruz, altyapıdan. Yani şu anki kesinlikle raplerin çoğu da, çoğu rap değil ki zaten, trap yani. Değil yani, trap, arabesk işte ne bileyim, hani artık şarkıları birbirine harmanlıyorlar bir şeyler bir şeyler. Her gün her dakika diyebilirim hatta. Bir şarkı diyorum ki Allah Allah, bunu yapmış onu. Yani illa bir trap üzerine koyuyorlar falan. Ne bileyim, şaşırdık kaldık vallahi ne yapacağımızı. Aşkım sen bulursun yapacak şeyi, ben eminim ona yani. Allah da senin önüne çıkarır zaten kalbinin güzelliğinden. İnşallah şimdi canımsın. Şimdi sen de benim bir tortuyu dinleyelim, ardından son kısma doğru geçiyoruz. Tamam. Değil mi? Hadi bakalım. Tamam canım. Olmadık bir yerde durduk sustuk. Alışılmadık bir haldik, acı, soğuk. Kalmadık aynı yerde, aramız bozuk. Yanaşmadık, gerildik, ikimiz de tutuk. Başka duraklar var, senden uzaklar var. Kim bilir tekin mi değil mi oradaki sığınaklar. Aşktan yananlar var, baştan alanlar var. Gidişinin korkusu nasıl da derin derin acıtıyor. Kanımda dolaşıyor korkusu. Hala aşman orada can çekişiyor. İçimde gidişinin korkusu.
kokusu nasıl da derin derin acıtıyor. Kanımda dolaşıyor tortusu. Hala aşklar orada da çekişiyor. İçimde gidişinin korkusu nasıl Pınar Soykan bugün podcastimizin konuğu arkadaşlar. Artık son üçlüye girdik. Son 3-4 dakikadayız Pınar'cığım. Şöyle evet. Bir şey söz konusu. Benim böyle maşallah çok imrenerek baktığım bir evliliğin var senin. Güzel bir şey. Yani insanın kolay kolay çoğu insanın bulamadığı bir şeye sahipsin. Bu hani seni senin konfor alanını Orçun'la hani onun o bu romantizmi senin hayatını kolaylaştırması, seni sevdiğin şeye yönlendirmesi evet. Çoğu erken yapmadığı bir şey ya aşkım sonuçta. Senin hayatını ne kadar kolaylaştırıyor? Senin konforunu ne kadar artırıyor diye sorayım. Aşırı kolaylaştırıyor. Hı-hı. Hani bazen tabii ki bana da bırakmasını istiyorum ama Hı-hı. O kadar böyle hiperaktif ve hani evet. Her şey hemen olsun istiyor ki sana kalmıyor bir şey. Yani hemen yapıyor yani. İşte neredeyse artık aranje falan yapmaya başlayacak. Hani öyle bir duruma geldi. Çünkü o kadar akıllı ki. Evet, akıllı hani bir adam. Beklemeye tahammülü yok yani. Hı-hı. Hani hemen olsun istiyor. Ama bu işlerde hemen pat diye olmuyor yani zamanla ama işte sabah bir kalkıyorum bak işte böyle olmalı şöyle olmalı falan. Böyle Hı-hı. sürekli bir fikir içinde ve benim de işimi kolaylaştırıyor tabii ki. Burcu neydi Orçun'un? Oğlak mıydı? Yengeç. Ay, ben de boğa. İkimiz çok uyumluyuz o yüzden. Uyumlusunuz evet. Yengeçle boğa evet. uyumlu da benim yengeç geçmişime baktığımız zaman biraz böyle kaçıyor. Anladım. O bir Allah Allah. Niye öyle olmuş o? Olmuş öyle. Ben kovayım ya ondan öyle olmuş. Ben de boğa olsam belki öyle olmazdı aşkım. Ay çok teşekkür ediyorum. Yani seni sevmeyen yani. Ölmesin diyeyim yani. De hadi. Ne oluyorsa yani. Olsun. Allah ne veriyorsa lütfen. Versin. Lütfen. Evet. Allah tarafından bu alacağını alsın diyelim o zaman. Peki çok alsın. Teşekkür ediyorum aşkım aynen. katıldığın canımsın. İçin. Ne söylersin bizi dinleyen podcast dinlerlere şu anda? Çok sevgilerimi gönderiyorum. Mutlaka Duygu'yu dinleyin. Bütün konuşmaları, bütün sohbetleri çok güzel geçiyor. Sağ ol aşkım. İyi ki yapmışsın yani. Ben sağ çok aşkım. Mutlu oldum. Ben de. Ben de seni ağırladığım için çok mutlu oldum. Çok seviyorum seni. Lütfen kendine dikkat et. Ben de seni çok seviyorum. Orçuncuğuma da selam canım. Söyle aşkım. Tamam. Ben Şüstine. Görüşürüz. Hoşçakal. Tamam. Bay bay. Bye bye. Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri In Street'in sunduğu Benim Hikayem bitti.